Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizde yine beraberiz. Bugün arkadaşlar size anlatmak istediğim konu malum fotoğraf makinesi alırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Bunu özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız sıkça karşılaştığı bir durum. Ve de bolca kişilere danışıp fikir alışverişinde falan bulunuyor. Fakat kafasındaki soru işaretleri gidip gitmeme konusunda yeterli olmuyor. Ben kısaca maddeler halinde sıralayacağım. Umarım sizin için de faydalı olur. Evet arkadaşlar, fotoğraf makinesi alırken dikkat etmemiz gereken hususlardan birincisi manuel ayarların olması. Evet arkadaşlar, fotoğraf makinesi alırken dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi manuel ayarların olması. Manuel ayarlar neden önemli? Manuel ayarlar arkadaşlar, genelde fotoğraf çekerken ilk etaplarda çok fazla işimize yaramasa da hani otomatik modda çekeriz falan gibisinden düşünseniz de ilerleyen zamanda özellikle işte kendinizce kendi denetiminizle fotoğraflar çekmek istiyorsanız manuel modların olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlar daha çok işte hani yaratıcı modlar olarak değerlendiriliyor. İşte manuel, program, TV, AM veya işte enstantane diyafram değerlerinin kontrolüyle yapılan fotoğraflar anlamına geliyor. Makine alırken buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra ikinci bir maddemiz arkadaşlar objektiflerin değiştirilebilir olması. Objektiflerin değiştirilmesi. Evet arkadaşlar, alacağımız makinede dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de objektiflerin değiştirilebilir olması. Bu neden önemli? İlk etapta standart bir objektif olabilir veya sabit üstünde objektif olabilir ama zamanla kullandığımız zaman işte ve özellikle konu belirlediğimiz zaman işte bir portre fotoğrafçılığı olabilir, bir spor fotoğrafçılığı olabilir, bir makro çekim fotoğrafçılığı olabilir. Ondan sonra buna benzer konularda falan veya bir uzay çekimi falan isterseniz işte ay, yıldız vesaire falan. Bu zaman ne yapacaksınız? Objektif değiştirmemiz gerekecek. Eğer objektifimiz sabit bir objektifse bu konuda bize bir dezavantaj sağlamış olacak. O yüzden makine alırken arkadaşlar objektifin değiştirilebilir olup olmaması sizin için bir kriter olsun. Ondan sonra üçüncüsü arkadaşlar. Üçüncü maddemiz. Malzemelerin tedarik. Edilmesi ve ucuzluğu. Malum arkadaşlar, fotoğrafçılık pahalı bir hobi. O yüzden de başlarken iyi karar verirsek ve ona göre bir makine seçersek ondan sonraki süreçte de hep üstüne takviye ederek gideceğimiz için malzemelerin tedarik edilmesi ve ucuzluğu konusu da bizim için önemli olması gerekiyor. Önemli bir konu. İşte nedir? A makinesiyle başladınız ama 3 sene 5 sene sonra sıkıldım. B makinesine geçeyim. Bu sizin için külfet de olur, maliyet de olur. Çünkü malum elektronik ürünlerde alıp satarken ister istemez büyük bir ciddi anlamda zarar oluyor. O yüzden başlangıçta bir makine belirlerseniz, o makine üzerine teçhizatlarınızı da falan dizmeye başlarsanız sizin için kolay olur. Bir diğer konu da işte belki piyasada çok ucuz bir makine olabilir. Yalnız daha sonra işte bir aksesuar veya bir ekipman ihtiyacınız olduğu zaman o ekipmanı bulma konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden malzemelerin tedarik edilmesi veya ucuzluğu konusuna dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Dördüncü maddemiz arkadaşlar seri çekim. Evet arkadaşlar, seri çekim özelliği derken fotoğraf çekerken İşte özellikle spor fotoğrafçılığında, hareketli fotoğrafçılıkta ve buna benzer fotoğraflar çekerken peş peşe çekim yapmamız gerekebilir. Bu konularda da işte seri çekim özelliği ön plana çıkıyor. Bu tür makineler alırken ve özellikle de bu tarz çekimler yapmayı düşünüyorsak, şey yapıyorsak seri çekim özelliği inceliğine bir göz atmak gerekir makinelerde. Bu makinenin modeline veya sınıfına değinerek değişiklik gösterebilir, şey olabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Ondan sonra arkadaşlar 5. maddemiz makinemizin
ele yakınlığı. Ya da elimize uyumu. Yine malum fotoğraf makineleri kasa olarak küçük ya da büyük olabiliyor. Ne bileyim değişik ölçülerde falan olabiliyor. Şimdi ellerimiz küçükse alacağım makine büyük olduğu zaman muhtemelen kadran veya işte düğmelere temasımız veya müdahalemiz biraz sıkıntı verebilir. Veya tam tersini düşünelim. Elimiz büyük olduğunu farz edelim. Makine küçük olduğu zaman bu sefer makine elimizde sırtacaklar ve yine düğmelerde ayar yaparken sıkıntı çekebiliriz. O yüzden mümkünse size tavsiyem alacağınız makine hangi model olursa olsun mutlaka şey yapın. Makineyi bir elinize alın almadan önce. Arkadaşınız da olur veya işte alacağınız yerde olur. Özellikle internetten alışveriş yapacak arkadaşlar için söylüyorum. Mutlaka o makineyi daha önce bir elinize alın. Elinizde bir tutun. Yani elinizde nasıl duruyor ona bir bakın. Çünkü aldıktan sonra bir sıkıntı veya pişmanlık yaşamanızı istemem arkadaşlar. Ondan sonra 6. maddemize gelelim arkadaşlar. 6. maddemiz full frame ya da crop sensör. Evet arkadaşlar, full frame ya da crop sensör makineler. Bunlar da genelde şöyle sınıflandırabiliriz. Profesyonel ve yarı profesyonel makineler. Bunlar da işte profesyonellerde, tam profesyonellerde full frame makine olarak geçiyor. Diğerleri crop sensör. Full frame makineler genelde fotoğraf çekerken herhangi bir görüntü kesme veya croplama olmazken crop sensör makinelerde makinenin cinsine ve sınıfına göre şey yapabilir. 1.5 veya 1.6 crop yapabilir. Zaten crop olmasının nedeni de o. Fotoğrafı sağdan soldan bir miktar kesmesi. Bu da işte nedir? Dediğim gibi makineyi hangi alanda kullanacağınıza veya nasıl kullanacağınıza bağlı olarak tercih edebilirsiniz. Şey yapar. Çok önemli bir etken değil ama genelde yine de bir değinmekte fayda var diye düşündüm. Çünkü şeydir, kullanacağınız makinede crop sensör bir makine kullanıyorsanız full frame lensler almanızda pek gerek yoktur veya full frame bir makine kullanıyorsanız crop sensör lensler kullanamazsınız. Veya de lens alırken bu ikisini üzerinde taşıyan bir lens seçmeniz veya de o aparatlara uyum sağlayacak model tercih etmenizi öneririm. O yüzden full frame veya crop sensör konusuna değinmek istedim. Ondan sonra arkadaşlar bir de 7. maddemiz megapiksel. Burada işte ne tür çekimler yapacağımız ve nerelerde kullanacağımıza bağlı olarak megapiksel. Eğer bir Instagram fotoğrafçıyla veya Facebook fotoğrafçıyla falan düşünüyorsanız veya bir an fotoğrafçıyla çok fazla megapiksel büyük bir makine tercih etmenize gerek yoktur. Fakat işte reklam fotoğrafçılığı, düğün fotoğrafçılığı veya ticari amaçlı kullanıyorsanız veya büyük boyutlarda bastırma ihtiyacı duyacaksanız megapiksel detayına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü megapiksel değeri küçük olduğu zaman muhtemelen çekeceğiniz fotoğraflar 13-18 veya A4'ten fazla büyüttüğünüz zaman pikselleşme, grenleşme özelliği artacaktır. Bu da fotoğraflarınızda istenmeyen, hoş görülmeyen sonuçlar olacaktır. Burada pek kimse tercih etmez. O yüzden dolayı megapiksel özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar, özellikle son zamanlarda yoğunlaşan ve günümüzde hayatımıza giren aynalı aynasız modeller. Evet arkadaşlar, şu ana kadar genelde işte aynalı makineler yoğunlukta kullanılıyordu. Son yıllarda özellikle işte aynasız makineler hayatımıza girmeye başladı. Bu yüzden de makine alırken aynalı mı veya aynasız mı kullanacağınıza karar vermeniz gerekiyor ve ona göre tercih yapmanız gerekiyor. Aynasız makineler yeni bir teknoloji olduğu için bunlarda ekipman sıkıntısı yaşayabilirsiniz objektiflere, özellikle objektif konusunda. Ve yeni bir teknoloji olduğu için pahalı olabilir. O yüzden dolayı makine alırken buna da bir dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aynalı modeller zaten mevcut olan, uzun zamandır kullanılan modeller olduğu için onlarda pek fazla bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Çekim konusunda bir sıkıntı falan var mı? Herhangi bir sorun yoktur. Yani ikisini de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu tamamen kişisel bir
beklenti veya kişisel bir düşünce olarak şey yapabilir. Ondan sonra arkadaşlar, bir diğer maddemiz ağırlık. Evet, ağırlığın ne gibi etkisi olabilir diye düşünebiliriz arkadaşlarımız. Ağırlık arkadaşlar, özellikle fotoğraf makinelerimiz normalde 500, 600 veya 700 veya bilemedin 750 gram ayarları arasında gidip gelmektedir. Lakin eğer uzun süre çalışacak olursanız, işte ne bileyim bir doğa spor veya doğa yürüyüş falan yaparsanız veya bir spor fotoğrafçılığı ve benzeri fotoğraflar yapmak, çekimler yapmak isterseniz, şey yapmak isterseniz ve makineyi uzun süre elinizde tutmak icap ederse malum zamanla yoruluyor ve ağırlık vermeye başlıyor. Bir de kullandığımız objektifler ağırsa, işte bir teleobjektif vesaire falan gibi bir objektif kullanıyorsanız bu sefer ne yapacak? Makine her geçen süre içerisinde daha da ağırlaşacak. Bu da sizin performansını düşürecektir. O yüzden dolayı da makine alırken ağırlığına da dikkat ediniz. Yani etmenizde payda var diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, 10. maddemiz her söylenene kulak vermeyin. Malum arkadaşlar, fotoğraf makinesi alırken alacak arkadaşlarınız olsun veya karşılarındaki kişiler olsun sürekli birbirlerine farklı düşüncelerini aktarıyorlar. İşte hangi makineyi almalıyım veya işte hangi makine daha iyi çekiyor ya da işte şu makineyi alırsam böyle çeker, şu makinede şu özellikler falan var gibisinden sürekli böyle bir bilgi kirliliği oluyor. Muhtemelen fikir alışverişi olabilir, şey olabilir ama her söylenene de kulak vermenizi tavsiye etmem çünkü bu sizi yanıltabilir veya isteğinizi kırabilir. Yani şey olabilir. O yüzden öncelikle mutlaka bir ön araştırma yaparsınız, şey yaparsınız ama önemli olan sizin hangi makineyi içinize sinerek kullanacağınızdır. Çünkü makineyle özdeşleşeceksiniz, bir başkasının seçtiği makine belki sizi tatmin etmeyebilir veya pişmanlık hissiyatı verebilir. Benim size tavsiyem, bu belirtilen özellikleri göz önünde bulundurarak veya buna ekleme yapabilirsiniz veya çıkartma yapabilirsiniz. Bunlar göz önünde bulundurarak da kendi isteğinize uygun fotoğraf makinesini tercih etmeniz. Daha sonraki süreçte zaten kullandıkça kendinize yön vereceğiniz için pek fazla da başkalarının düşünceleri önemli değil diye düşünüyorum. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Karar size kalmış. Evet arkadaşlar, işte bugün ne işledik? Fotoğraf makinesi alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca yine bir değinelim. İşte birinci maddemiz manuel ayarların olması. İkincisi objektiflerin değiştirilebilir olması. Üçüncüsü malzemelerin tedarik edilebilmesi ve ucuzluğu. Ki bu genelde önemli bir madde olarak düşünüyorum. Seri çekim özelliği. İşte kullanım alanına göre veya nerede çekim yapacağımızı düşünerekten ekledim. Makinelerin ele yakınla, işte bu da dediğim gibi nasıl bir el yapımıza olup olmadığına göre belirlediğim bir madde. Full prem veya crop sensör makineler, bunlar işte daha çok profesyonel veya profesyoneller için ifade ettiği konu. Megapiksel, işte daha çok hangi amaçla kullandığımız, ticari amaç mı yoksa normal bir çekim için mi, paylaşım için mi seçeceğimiz duruma göre eklediğim bir madde. Aynalı veya aynasız olması, bu işte yeni teknoloji ve önceki teknoloji durumuna göre denildi. Daha sonra işte arkadaşlar ağırlık dediğimiz, bu da işte uzun süre çalışıp el yorgunluğu veya performans düşüklüğüne neden olması konusunda dile getirdim. Ve onuncu söylediğim maddede işte kendi eklediğim her söylenene kulak asmayın arkadaşlar. Çünkü makineyi kullanacak sizsiniz. Sizin içinize sinmesi önemli. Benim bu konuda çok iyi bir sözüm var. Daha doğrusu söz sahibi yakın zamanlarımızdan ayrılan ünlü fotoğrafçımız Arıgül'e ait. En iyi makine en iyi fotoğrafı çekiyor olsaydı en iyi daktılı da en iyi romanı yazardı. O yüzden dolayı arkadaşlar, yani çok iyi bir fotoğraf makinesi olmasına veya çok pahalı olmasına gerek yoktur. Önemli olan kriterlerimize uygun işimizi görecek makine tercih etmenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız sayfama abone olmanızı öneriyorum. Ve arkadaşlarınızı da yönlendirirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Herkese esenlikler dilerim. Hoşçakalın.